Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu hafta 5. eğitim serimiz olan, temel eğitim serimiz olan Implied Odds ve Gap konsepti inceleyeceğiz. Normalde Implied Odds ve get, Gap konsept birbirlerinden ayrı şeylerdir. Yalnız birbirlerini bağlayan bir nokta var ki onu elin sonunda göreceğiz zaten. Orada birleşiyorlar. Ve ayrıca şu anda temel konuları bitirdik. Yani Bankroll Management, işte Preflop Play, Implied Odds vesaire terimler bunları bitirdik. Artık bundan sonra bu kadar uzun videolar çekmemeye çalışacağım. Umarım daha kısa tutabilirim. Ee, tek tek ise implied odds ve gap konsepti inceleyeceğiz bu hafta. İkisi ayrı konseptlerdir. Farklı farklı değerlendirin. İşte fold equity inceleyeceğiz haftaya. Ondan sonraki hafta mesela misal ön flop texture okuma. Sonraki hafta check raise. Tabi bunlar pratikle yani el analizi inceleyerek, da, inceleyerek daha kolay ve daha e, iyi öğrenilecek şeyler ama en azından ne olduğunu bilmek açısından tek tek bunlara başlayacağız. Sonrasında işte value bet nedir? ICM vesaire yavaş yavaş gideceğiz. Ama dediğimiz gibi ana yükü yani ana konuları öne, en önemli konuları hallettik. Bundan sonra ufak ufak devam edeceğiz. Şimdi bu hafta implied odds'a başlayacağız. Implied odds nedir arkadaşlar? Implied odds'u benim size anlatabilmem için pot odds'u biliyor olmanız lazım. Eğer bilmiyorsanız lütfen gidin geçen haftaki şeyden videodan izleyin. Şimdi pot odds versus equity yani pot odds'la biz equity'yi ka karşılaştırıyorduk. Bir elin herhangi bir streetinde yani flop, turn veya river'da tam o andaki durumun bize dikte ettiği matematiksel karşılıktı. Yani call mı etmeliyiz, fold fold mi etmeliyizin karşılığıydı. Ama tabii ki bu iş bu kadar basit değil aslında. Potot temel olarak matematiksel olarak bizim çıkış yaptığımız nokta aslında bir elle alakalı karar verirken. Ancak her zaman kesin değil. Çünkü ya yani bunu göreceksiniz şeyde de e, gap konseptte de göreceksiniz. Yani oyun içinde de göreceksiniz e, matematik Önemli, gerçekten önemli ama her zaman kesin olarak bize yanıt vermiyor. Çünkü bu matematiksel karar verirken e, bazı denklemleri biz yerine koyuyoruz. Ve o denk, denklemler kişiye, e, duruma göre değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi, çünkü e, ancak her zaman kesin değildir. Çünkü POTOS'lar ileriki streetlerde kazanabileceğimiz potansiyel bet miktarını hesaba katmazlar. Yani POTOS da şöyle, şu tam o andaki durumun matematiksel karşılığını veriyor bize. Pot odds'lar bizim potansiyel olarak turn'de veya river'da kazanabileceğimiz rakamla alakalı bize bir bilgi vermiyor. İşte bu bilginin de hesaba katıldığı bir e, formül var. Ona da implied pot odds'lar deniyor. Veya implied odds'lar deniyor. Fark etmez. Şimdi bunu esas nerede görüyoruz? Mesela ben bazen el analizi yaparken veya e, size elleri anlatırken implied odds'u olan eller vardır. Bunlar neler? Suited connector'lar. Yani güzel ödeme alabileceğiniz. Small pair'ler. Set yakalayabileceğiniz. Veya top pair. Mesela rakibinizde top pair var. Siz flash ya da set yakalıyorsunuz. Güzel bir ödeme alıyorsunuz. Ya da rakibiniz set yakalıyor. Siz flash yakalıyorsunuz. Güzel bir ödeme alıyorsunuz. Veya flash versus flash. Higher flash güzel bir ödeme alıyorsunuz gibi. Bunları zaten el analizi yaparken hangi ellerin daha çok implied odds'u olduğunu siz kavrayacaksınız zaman içerisinde. Ben de söylüyor olacağım zaten. Şimdi yalnız implied pot odds'lar iki uçuk keskin bir bıçak gibidir. İçinde bulunduğunuz duruma göre matematiksel olarak doğru olmayan bir durumun peşinden gitmek size ekstra bölüyü kazandırabilir. Yani implied pot odds'larla onları hesaplayarak ee, o an matematiksel olarak doğru olmayan bir şeyi doğru hale getirebilirsiniz. Ancak bunu çok fazla yaparsanız ve yapmamanız gereken ellerin peşinden giderseniz ee, size negatif olarak geri dönecektir uzun vadede. Ve şöyle bir bahane de asla kabul edilemez. Matematiksel olarak doğru değildi ama implied odds'lara göre doğruydu. O yüzden ben bunu peşinden gittim. Bunu yapacağınız yerler, durumlar ve senaryolar var. Biraz sonra zaten onlardan bahsedeceğim. O yüzden hangi yerlerle ve hangi senaryolarla kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz önemli arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var matematiksel olarak implied odds'un. Pot odds'u direkt olarak hesaplayabiliyorsunuz. Şak diye yazıyorsunuz tık tık çıkıyor. Yani onun net bir matematiksel karşılığı var. Ama implied pot odds sizin ileriki streetlerde kazanabileceğiniz potansiyel miktar olduğundan bu miktarın ne kadar olduğunu asla bilemezsiniz. Çünkü size rakibinizin ilerleyen streetlerde, turn'de, river'da ne kadar para verme, vereceğini asla bilemezsiniz. O yüzden yapacağınız hesap asla kesin olmayacak. Zaten bu konsept de çok fazla üzerinde durulması gereken bir konsept değil. Çok önemsiz demiyorum. Yani önemsiz değil, önemli bir konsept. Gerçekten önemli bir konsept. Ama matematiksel olarak bunu oturup hesaplamanıza gerek yok. Zaten kafanızda 3 aşağı 5 yukarı hangi ellerle yapmanız hangi ellerle yapmamanız gerektiği oturacaktır zaman ile. Devam. Şimdi implied odds'un ne olduğunu anladık. Şuydu özetle. Pot odds'a göre benim o anki durumda o kol yapmam yanlış. Çünkü eküitim çünkü eküitim o an için pot odds'dan az. Ee, ancak ileriki streetlerde ve rakibimin önünde diyelim ki e, 2000 dolar daha fazla para var önünde duran. Ortada da işte 700 dolar bir para bir duruyor, bir sel veriyorum ya da 800 dolarlık. Sizin potot o andaki durumunuzu ölçüyor. O andaki durum benim şu anda bu bu kol yapmam matematiksel olarak yanlış. Ama rakibimin önündeki parayı kazanabilme ihtimalimi hesaba katarsam, elimi vurduğum zaman, istediğim kart geldiği zaman işte bu hesap implied pot odds hesabı oluyor. Yani pot odds tam o andaki durumu hesaplıyor. Implied odds da ya ben şu flash'ı ya da straight'i vurur isem eğer e, rakibimin önündeki parayın, paranın bir kısmını veya tamamını alabilirsem acaba kolumu matematiksel olarak doğrulayabilir miyimin hesabı. Anlatabilmişimdir umarım farkı. Tekrar söylüyorum. Pot odds tam o andaki durumun net olarak matematiksel karşılığı. Yapmalı mısınız? Yapmamalı mısınız? Implied odds Evet matematiksel olarak şu anda bu kol yapmam doğru değil. Ancak ileriki streetlerde rakibimin önündeki parayının bir kısmını veya tamamını alabilme ihtimalim var diyelim. Straight bu yakalayabiliyorum ya da flash yakalayabiliyorum. O zaman e, rakibim parasını alabiliyorum. Bu parayı hesaba kattığımda benim yapacağım kol matematiksel olarak doğru mu değil mi? İşte bu. Şimdi peki implied odds'u biz nerede kullanıyoruz? Buna göre oynamak ne zaman doğru ne zaman yanlış? Şimdi implied odds ne arkadaşlar? Sizin ileriki streetlerde kazanabilme ihtimaliniz olan para. Elinizi vurduğunuz zaman. Kazanabil, ortada kazanabilme ihtimaliniz olan bir para olması için bir kere rakibinizin deep olması lazım. Yani ortada 500 dolar pot varsa rakibinizin önünde de 500 dolar kalmışsa ya da 400 dolar kalmışsa yeterli deep'te değildir. O yüzden pot odds'la doğrulayamadığınız bir şeyi implied odds'la doğrulamaya çalışmayın. Rakibinizin deep olması lazım. Her ne kadar tam olarak kestiremeseniz de, implied oddslara göre oynarken rakibinizin elinde güçlü bir kart olduğundan emin olmaya çalışın. Çünkü bizim amacımız ne? Ha benim elimde şu anda bir straight, open-ended straight draw var. Ben ee, bunu şu an matematiksel olarak call edemiyorum pot oddslara göre. Ancak rakibin önünde güzel bir miktar para var ve ben straight'imi vurursam rakibimin eli de güçlü. O yüzden ondan para kazanabilme ihtimalim var. Ben kola bu yüzden yapıyorum implied oddslara göre. Yalnız burada bir trik var işte. Rakibinin size güzel bir ödeme yapabilmesi için elinde güçlü kağıtlar olması lazım. O yüzden rakibinizin elinde olabildiğince güçlü kağıtlar olduğunuzu tam olarak bilemeseniz de hissettiğiniz zamanlarda bunu yapmaya çalışın. Peki anlattık implied odds'un ne olduğunu. Umarım kavramışsınızdır. Ee, pot odds'la kıyasladık ne olduğunu. Notları okumaya, okuyun tabi ama beni de dinleyin o sırada. Basit formülümüz ne? Rakibimizin pot committed olduğunda alabileceğiniz para pot miktarı e bu 3 aşağı 5 skor oluyor. Yani potun tamamına da ekleyebilirsiniz. Bir kısmına da ekleyebilirsiniz. E, pot committed dediğime bakmayın yani. Artı pot da hala hazırda var olan miktar. Yani pot 30'daki aynı formülü kullanıyoruz. Geçen videodaki. Yalnız e, potansiyel alabileceğimiz rakibimizin önündeki parayı da e, formüle ekliyoruz. Devam. Şimdi en iyi bunu anlamanın yolu örnek çözmektir arkadaşlar. Bir örnek böyle yazılı olarak çözeceğim. Bir örnek de bu şekilde çözeceğim. Görsel olarak. Şimdi örnek bir. Ortada 600 dolarlık bir pot var. Rakibim de bu pota 600 dolar beklemiş olsun. Benim de elimde straight ve flush draw'dan toplamda 15 altın um varmış ama rakamları netleştirmek için ben bunu 14'e düşürdüm. Straight ve flush ihtimalinden 14 altın um var. Şimdi tek straight göreceğimizi varsayıyoruz. Tek bir straight göreceğiz. Neydi kural? Tek straight görürsek 2 ile çarpıyoruz. Çift straight göreceksek 4 ile çarpıyorduk. Hesaplamaları yaptığınızda pot odds %33 burada. Bizim ekvitimiz 14 çarpı 2'den %28. Yani normal şartlar altında bizim potoslara baktığımızda fold etmemiz gerekiyor. Ancak rakibimizin geride kalan stack size'ını yani önünde duran parayı dikkate aldığımızda eğer diyelim ki rakibimizin elinde de güçlü bir e, set olduğunu düşünüyoruz. Bize iyi bir ödeme yapacak kesin. Rakibimiz de lose bir adam ödeyecek yani bize bu parayı. Tamamıyla bizi kolay edebileceğini düşünüyorsak eğer. Şöyle yapıyoruz. Stack size'ımız 1500 dolar kalan e, rakibin önünde yani. Potta zaten hala hazırda var olan miktar 600 vardı. 600 rakip betledi. 1200 oldu. 1500 de adamın önünde var. Toplamda 2700 dolar benim kazanabilme ihtimalim olan bir pot var. O zaman bu senaryoda az sonra göreceğiz. Tekrardan potos formülüyle 2700 dolara göre hesapladığımızda sonuç 4.5'a 1 oluyor. Ve iki itimize kıyaslandığında şu anda kol edebilecek duruma geliyoruz. Yani demin ki senaryoda potosu göre kol edemiyorduk ama şu an bu şekilde hesaplama yaptığımızda kol edebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu iki ucu keskin bir bıçak. Yani bu şekilde hesap yaparsanız size göre her şeyi doğrulayabilirsiniz matematiksel olarak. Ama e, yani adamlar size ödeme adamlar mesela e, size ödeme yapacak mı? Nerede kalmıştık ha? Adamlar size ödeme yapacak mı? E, hangi pozisyonda ödeme? mesela out of position da çok iyi çalışmaz. Birazdan ona geleceğiz. In position'da olmanız lazım. Pozisyonel avantajınız olmanız lazım. Olması lazım. Ayrıca rakibiniz sizde iyi bir el olduğunu anlayıp size ödeme yapmayabilir vesaire vesaire. Yani şunu söylemiş, şu açıdan uyarmaya çalışıyorum. Potosla doğrulayamadığınız bir şeyi implied potosla doğrulayabilirsiniz. Ama bunu sürekli yapmamanız gerekiyor. Bir rakibinizden ödeme alabileceğinizden 3 aşağı 5 yukarı yani emin olmanız lazım. İkincisi de e, chase etme yani peşinden gitmeye değer bir şey olması lazım. Yoksa her şartta siz implied rakibin önünde kalan miktarı eklerseniz o zaman sürekli matematiksel olarak doğrularsınız. Ve sürekli pot odds'a göre yanlış yaptığınız şeyleri doğrulayıp peşinden gidersiniz. O yüzden nerede hesaba katıp nerede katmamanız gerektiği önemli bir faktör. Ben size pot odds'lara bağlı kalmanızı e, önereceğim. Ama implied odds'lar da önemli bir konsepttir ve çok fazla yerde geçer. Ne olduğunu bilin peşinden gidilebilecek yerleri zaten zamanla göre göre çözeceksiniz. Örnek 2. Şimdi bu daha görsel daha güzel. Şimdi arkadaşlar biz 7-9'da oturuyoruz burada. 2000 stack size'ımız var. İşte edilmiş, bir şeyler olmuş, bir şeyler yaşanmış. Ee, adamın elinde de asking var rakibimiz. Bakın ortada şu an tam bir bu implied odds durumu. Rakip de top bear, iyi bir kickerler var. Ortada bir flash ihtimali yok, flash throw ihtimali. Bizim elimizde straight throw ihtimali var. Hem 10 gelirse hem de 5 gelirse biz straight yakalamış olacağız. Rekibimiz 500 dolar betlemiş. 400 işte 50 dolarlık pota overbet yapmış yani. Ben burada yanlış yazdım. Rakipte kalan stack size 1900. 850 yazıyor ya arkadaşlar kalan stack size. O 1900 olarak hesaplanmalı. Yani 1900 yazın oraya. Şimdi benim önümde 2000 var. Rakibin önünde 1900 var. Rakibimde top pair var. Bende de open ended straight var. Ortada da 955 dolarlık bir pot var. Şimdi benim tek straight kaldı. 8 altın var. 4 tane 10, 4 tane de 5 var. Tek straight göreceğim için %16 ihtimalle kazanacağım ben. Pot offslar hesaplandığında %33 ihtimalle kazanmam gerektiğinden şu anda benim için doğru bir kol değil bu. Ancak aynı hesaplamayı rakibin 1900 dolarını da kazanacağımı düşünürsem diyorum ki ben River'da 10 gelirse veya River'da 5 gelir ben straight'imi yakalarsam rakibimin tap pair top, top kicker'la bütün parasını alırım diyorum. Ya da bütün parasına yakın bir parasını alırım diyorum. O zaman tekrardan hesabımı yaptığımda riskim 500 şu an ortaya 500 koymak zorundayım çünkü rakibim 500 betlemiş. Ben diyorum ki 500 koyarsam risk bölü risk 500. Gene aynı formül yani. Artı ödül. Ödülüm ne olacak peki? Normalde ben burada 955 yazıyordum ödüle potoslarda. Ama şimdi rakibimin kalan stack size'ını da ekliyorum. Yani 1900'ü de ekliyorum. %14 potos'a göre %16'ım da benim elimdeki equity. O zaman ne oluyor? Equit'in potos'tan fazlaysa ben bunu kod edebiliyorum diyorum. Buna da implied odds deniyor. Ama bunu her zaman kullanmamalısınız arkadaşlar. Mesela rakibiniz askingle ile yere 10 vurduğunda foldlayabilir. Şimdi mesela imposition ile bu çalışabilir belki. Rakibiniz yere işte 5 vurur. Rakibiniz betler. Siz raise'lersiniz. Fold edebilir rakibiniz. Yapacak bir şey yok. Ee, onun dışında top ile bu kadar e, yere 5 geldiğinde kol etmeyebilir. Ya da kol e, edebilir. Ya da in position. Şimdi bunu in position da yapmanız gerekiyor. Niye? Çünkü eğer out of position da yaparsanız ve yere 10 vurursa rakibiniz çek geçebilir. O zaman da bütün hesaplarınız alt üst olur. Yani dediğim gibi tehlikeli bir silahtır. Bunu e, sürekli kullanmamak lazım. Bir de bir umuttur arkadaşlar. Aslında bu implied odds nedir biliyor musunuz? Bir umuttur yani. Ya iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Umarım e, yapabilirim gibi bir umut aslında bu. Devam. Tamam. Şimdi implied oddsla alakalı 5 temel soruyu sormamız lazım kendimize. 1. Implied oddslardan yeteri kadar umutlu muyum? Dediğim gibi umut yani. 2. Nuts'a mı drive ediyorum? Çünkü burada yani flash yakalayıp da higher flash'a çarpılmak çok kötü olur. O yüzden Nuts'a drive etmeye çalışın. yani En iyi kağıdı. Yeteri kadar deep miyiz ki bu en önemli soru. Implied odds'un zaten anlamı bu. In position'da mıyım? Çok önemli bir soru. Out of position'da sıkıntı yaratabilir size. Çünkü rakibiniz sizden sonra konuşursa her zaman çek geçme ihtimali var. Sonuncusu da rakibimin bana ödeme yapacağını düşün, düşünüyor muyum? Bu, bu, son son olan da çok önemli. Devam. Şimdi bir de bunun tersi var arkadaşlar. Reverse negative implied odds. Bu sefer biz yakalandığımızda. Yani biz rakibinin yerinde oturuyoruz diyelim sizin güzel bir el yakaladığınız ancak rakibinizin sizden daha iyi bir el yakaladığı ve sizden ciddi ödeme aldığı durumlardır. Mesela bazı ellerin implied odds'u vardır. Bazı ellerinde reverse negatif implied odds'u vardır. Örneğin mesela straight var elimizde bigger straight'e çatıyoruz. Büyük bir straight'e. Flash var elimizde higher flash'a çatıyoruz. Set, set var elimizde over set'e çatıyoruz. Veya top pair versus top pair. Mesela elimizde king jack var. Ee, mesela aşağıda yazmışım. Negative implied odds Özellikle preflop'tan başlar arkadaşlar. Gerçekten preflop'tan başlıyor. O yüzden sadece matematiksel olarak doğru pot aldığınız için out of position'dan mesela king jack bir call yaparsınız. Rakibinizin elinde de as jack varsa ortaya da bir tane jack açılırsa ciddi ciddi miktarda para kaybedersiniz. Yani düşünün siz elinizde king jack var, rakibinizde as jack var. Siz sırf e, preflop'ta iyi odds'lar aldığınız için call ediyorsunuz. E, ve ortaya bir jack açılıyor. Kabus gibi bir senaryo yani aynı şey Asking, King As Queen içinde geçerli mesela. O yüzden sadece e, bu oyun matematikten oluşan bir oyun değil. Yani ben iki hafta size bunları anlatıyorum ama e, pozisyonel avantaj da çok önemli. Yani mesela rakibiniz birazdan gap konsepti de inceleyeceğiz mesela onu. Tight bir adamsa early pozisyonla raise'lerine saygı duymanız lazım. King Jack mesela off suitsa genel olarak fold edilebilir falan filan. Yani bunlar en çok pratikle öğrenilir. Biraz canınızın dayanması lazım o şekilde öğrenirsiniz ama e, bunlar önemli. Özellikle out of position'da. Buna da reverse implied odds deniyor. Yani ben bu sefer sahneyi tersine çevirin. Ben bu sefer rakibin yerinde oturuyorum. Top bear'im var. Adam işte straight yakalıyor karşında. Ya da elimde as check var. Pardon elimde king check var. Rakibin elinde as check var. Ortada bir tane check açılıyor. Çılgınca para ödüyorum adama gibi. Negative implied odds denir. Bu implied odds ve negative implied odds çok kullanılan terimlerdir. Bunları biraz da bu yüzden bilmenizi istiyorum ki bir yerde gördüğünüzde garipsemeyin. Şimdi Bitti arkadaşlar. Implied odds. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız şu örnekleri tekrardan açın bir e, inceleyin. Zaten YouTube'da da videolar var. İncelersiniz. Zor bir şey değil yani. Ama dediğim gibi temkinli yaklaşılması gereken bir silah. Devam. Şimdi gap konsept nedir? Aslında gap konseptin reverse implied odds'da tek bir ortak noktası var bana göre. Gap konsept genelde preflop konseptiyle alakalı. Hatta bununla ilgili birçok e, insanda birçok oyuncu da artık geçmiş bir teorem olduğunu söylüyor. David uh, Sklansky tarafından uh, ortaya atılmış bir teorem. Geçmiş bir teorem olduğu söyleniyor. Yalnız bunun ge aslında e, zamanı geçmiş old school bir teorem değil. Bence hala geçerliliği var. Şimdi tercüme haliyle veriyorum çünkü Türkçe çevirmeye çalıştığımda saçma bir şey çıktı. You need a stronger hand to call a raise with than you would if you if you were raising yourself. Yani şöyle söylüyor. Bunu en iyi örnekle açıklayacağım. Ama Sizden önce yapılmış, özellikle early position raise'ini call edebilmek için elinizde normalde sizin raise edeceğinizden daha güçlü bir kağıt olması gerekiyor diyor. Biliyorum karışık duyuluyor. birazdan örnekte ancak şey yapacağız. Yani mesela diyelim ki siz 9-9 var elinizde, 9-9'la UTG artı 2'den normalde raise edersiniz. Ya da UTG artı 3'te oturuyorsunuz diyelim. 9, 9 UTG artı 3'ten raise edersiniz normalde. Size kadar faultlanmış olsa. Standarttır. Ama UTG 1 mesela diyelim ki tight bir adam. Evet, bu tight adam açılış yapıyor sizden önce. Şimdi 9, UTG 1 açılış yaptı. Raise etti. UTG 2 faultladı, Size geldi sıra. 9, 9 normalde size kadar faultlanmışsa raise edilecek bir elken şu anda UTG'nin raising range'ine karşı 99 sıkıntılı bir el. Niye? Çünkü kol ederseniz sizden sonra kol edebilecek veya raise edebilecek, squeeze yapabilecek bir sürü adam var. Dire e, raiselerseniz diğer adamları izole etmiş olursunuz. Ancak bu tarafta e, adam sizi forbetleyebilir. Falan filan gibi. Yani burada 99'la dokuz dokuzlu... ya çok zor anlatması, Türkçeye çevirmesi aslında ama e... Umarım anlatabilmişimdir. Birazdan örnekle de daha net açıklayacağım. Burada, bu arada şu şey güzel. Verdiğim linke bakın arkadaşlar. PokerListing.com Tournament Poker The to Gap Concept. Bakın orada daha net bir şekilde de anlayabilirsiniz bu linkten. Mesela Asking vs. Asqueen. Asqueen ne? Normalde her pozisyondan size kadar foldlandıysa raise edersiniz abi. Ama sizden önce diyelim early position'dan bir raise geldi. Asking Ve siz Asqueen ile call ettiniz middle pozisyondan. Ve diyelim ki ortaya bir tane as açıldı. Sizin için kabus senaryo. İşte o reverse implied odds sizin suratınıza tokat gibi çarpacaktır. E peki burada kriter ne? Yani şimdi mesela as queen'e call etmeyecek miyim? Geçelim örneğe örnekte anlatayım şimdi. Örnek şu. Ben middle position'da oturuyorum. Benim de as check var. Adamda da as king var. Şimdi bu adam raise etmemiş olsaydı as king'le. Ben as check'te ne yapacaktım? UTG artı 2'den raise edecektim. Çok ekstrem bir absürt bir senaryo yoksa ortada. Standart oyun buydu. Ama şimdi adam diyelim ki raise etti Asking'le. Şu an Ascek çok tuhaf bir kağıt haline geldi. Neden? Çünkü call ederseniz e, sizden sonra sizi squeeze edebilecek call edebilecek bir sürü el var. Raise ederseniz UTG açılışı, range'ini raise etmek Ascek'te ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü eğer tight bir adamsa mesela ki özellikle tight adamlar için geçerli bir konsept. Yani tight ve early position raiser'lar için geçerli bir konsept bu. E, asking'le ee, yani as çek normalde early position raising range'in dibinde bir kağıt. Yani as as king 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 asking as queen as, gibi kağıtlarla raise edilir normalde. Yani çok daha güçlü kağıtlarla raise edilir. Şimdi o range'e karşı as çek iyi yapmıyor. Dediğim gibi kola edemezsiniz. E, raise ederseniz de sıkıntı, e, fold ederseniz de sıkıntı aslında baktığınızda. İşte buradaki gap'i tanımlıyor. Yani aradaki boşluğu tanımlıyor. Oraya hiç girmeyeceğim. Sizin range'inizin işte rakibinizin ile zart durup böyle bir ton anlatıyor. işte o gap'i tanımlıyor. Çok önemli değil. Burada önemli olan temel mantığı kavramak. Bu hala geçerli bir mantık. Burada özetle olay şu arkadaşlar. Rakibiniz early position'dan açılış yapıyorsa ve tight bir adam ise. Lose adamlara karşı bu önemli değil. Çünkü lose adam az ne bileyim 8'de de açılış yapıyor olabilir. İşte King Jack'le King Jack suited'da da açılış yapıyor olabilir UTG'de bunu yapıyor olabilir yani. Zaman zaman ben de yapıyorum. O zaman bu konsept önemli, önemliliğini yitiriyor. Ancak tight adamlara karşı ve early position'dan rezidan adamlara karşı bu konsept devreye giriyor. Şu, az çek bizim bize kadar potlanmış olsa raise edebileceğimiz bir kağıt. Ama Yutici artı birden bir adam raise ettiğinde bizim kol etmek istemeyeceğimiz bir kağıt aslında. Yani e kol etmek isteyeceğimiz kadar güçlü bir kağıt değil. Bundan daha güçlü kağıtlarla biz kol etmek istiyoruz aslında. Gap konsept bu arkadaşlar. O yüzden tight ve early position'dan raise eden bir adama karşı dikkatli olun. Ha bu konsept sizin pratikte ne işinize yarayacak? Hiçbir işinize yaramayacak. Şöyle hiçbir işinize yaramayacak. Ben size şu an bunu anlattığımda masaya oturduğunuzda sizin hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Peki nasıl apply edeceksiniz bunu oyununuza? Şöyle. Pratik pratik pratik. Siz el analizleri inceledik, inceledikçe, Twitch izledikçe, bizlerle işte e, paylaştıkça el analizlerini, sevdiğiniz arkadaşlarınızla, iyi oynayan arkadaşlarınızla paylaştıkça ve e, genelde kendi seviyenize uygun el analizlerini inceleyin. Yani tutuptu da 10-20 şey e, işte 25-50 50-100 adamları pek ya bakmayın onlara el analizine. Çünkü onların oynadığı seviye üst bir seviye. Kendinizi leveling yaparsınız. Kendi seviyenizdeki adamların el analizlerini inceledikçe Yavaş yavaş preflop olayına hakim olacaksınız. Bu konsept bu arada preflop konseptidir. Onu da belirteyim. Olayına hakim olacaksınız. o yüzden de zamanla sizde bir otomatik hale gelecek. Zaten hani siz ne yaptığınızı bilmiyor olarak gap gap konsepti uyguluyor olacaksınız. Mesele bu. Yani evet ne yaptığını ben bilmiyorum şu an ne olduğunu ama gap konsepti ben uyguluyorum gibi bir senaryo çıkacak ortaya. O yüzden merak etmeyin. Acele etmeyin zamanla oturacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Slide'ımız bitti. Umarım faydalı olmuştur. Gap konsepti öğrendik. Implied Odds'u öğrendik. Reverse Implied Odds'u öğrendik. Dediğim gibi ana konularımız bitti. Bundan sonrasında artık bir hafta Fold Equity'ye bakacağız. Öbür hafta Check Raise nedir? Flop Texture okuma. Hand Range'ler. Hand Range mesela dipsiz bir kuyudur. Sadece temel temelini vereceğim. Gerisi ee, zaten el analizleriyle hallolacak. Hand Range yani gerçekten dipsiz bir kuyu. O sadece pratikle el analizi inceleyerek yapılabilecek bir şey. Sadece preflop anlamanız lazım. Hand range'leri. Sonrasında işte value bet, c bet. Ne zaman yapılır, ne zaman yapılmaz. Flop texture zaten ilintildir. İkisini birlikte verebilirim mesela. Gibi gibi konseptleri böyle daha kısa şekilde inceleyeceğiz. Acelemiz yok. Temel olanları, ana konuları bitirdik. Bundan sonra bol bol el analizi incelemek lazım. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli oyunlar diliyorum.